الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Kabuk hepsini düne devam ediyoruz. Üçüncü oluyor. Bu üçüncü oluyor. Üçüncü dersimiz Bodrum'daki kampın üçüncü dersi. En son şeyi konuşmuştuk. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın zuhuratı çalılarda oldu. Dağda, çalı. Sonra işte peygamberlere, hulasa ediyorum da, peygamberlerin miracı, kimisinin balığın karnında, kimisi ateşte, kimisi tufanda olmuştu. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam tek başına olduğu halde ümmet denmişti. Ve ona 4 kuş al kendine, alıştır. Sonra kes, etlerini birbirine karıştır. Sonra kendisinin dışında 4 tane tepe, Kur'an'da kışır olmayacağında 4 tane dam tepesine koy, sonra onları çağır dedi. Onu biraz konuştuk, işaret ettik. Sonra bu görünenler, bu görünen 4 tane ismin evvel, ahir, zahir ve batın bütünlüğünün dışa vuruş olduğundan şu gözüken mesela şu benim gördüğüm zeytin ağacı var. Evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin hulasa-i camiasının dışa vuruşu olduğundan bu bir pencere olabiliyor. Senin bu zeytin kafir evvele, ahir ismine ve onun tecellisine kâzahir, kâbatını taşıyabiliyor. Ondandır ki dedik, Vedud ismine mazar bir kısım evliyalar mevcudatın pencereleriyle vacib-ül vücuda bakıyorlar. Mektubat 30, 17. sayfada. Nasıl bakıyorlar deyince, şu mevcudat dediğim şey ortaya çıkmış bir semboldür. Zeytin ağacı mesela bu. 4 tane temelde isme mazardır. Evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Onların hulasa olarak görünümüdür. Zahirde kalan zahiri görür. Başka birisi bakar, buradan evvel ismine intikal eder. Kainatın başını seyreder. Ahir ismine mazar olur. Kainatın sonunu seyreder. Demiştik. Yani niçin eşyada çok mana mertebesi var? Çünkü görünen bin bir esmanın hulasası ama temelde 4 tane ismin cemidir. Miraç neydi? Miraç ismi azamlara, ismi azama değil de azamlara mazariyetin fiili tezahürüydü. Mesela bir isme mazar olursam kalben ve ruhen ismi azamlara mazar olursan cismen ve ruhen yapabiliyorsun, oluyor. Peygamberimize hastır cismen ve ruhen. Diğer peygamberlere kalben ve ruhen etkiye ümmeti, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın takipçilerine de miraç kalben ve ruhendir, cismen değildir. Sonra her şey ondaydı. Mesela zeytini gibi gözüküyor. Yunus diye göründüm var ya, et kemiğe göründüm. Yani zeytin gibi gözükürken aslında ötelerin kapağı, yani bir penceresi. Kapağı kaldırdığın zaman basit bir kapak, yerin altına tünel mahzenle geçersin. Tavandaki bir kapağı kaldırırsın, semayı seyredersin. Vesaire. Yani şu zeytin, elma, armut bir kapaktır. Yani bir yeri örtmüş, bir yere mahzene geçiş yeridir. En azından demiştik, ruhaniyat var.
Ruhaniyatlar bazı yerlerde çok şiddetli bir şekilde taayyün ederler. Mesela kafir cinler, ruhaniyatlardan bir cinsi, tuvalette ve banyoda daha çok zahir olurlar. Güneşli tepelerde, havadar yerlerde Müslüman cinler olur. Tuvaletlerde, banyolarda Müslüman cin olmaz. Peygamberimiz Aleyhisselam bunu paylaşmış, dünyayı köyüne kokuşmuş, pis, güneş görmeyen yerleri onlara, deniz kenarlarında onlara verdiğini söylüyor. Onlara vermiş. Böyle güneş gören tepeleri, onun için ecdat demiş, güneş girmeyen eve doktor girer. Hastalıkların sebebi demiştik. Şimdi bunu niye söyledin? Zahirde gözükenler, zahirde aynı teslim etmekle beraber, ötelerde böyle değil. Zahirde insan gözüküyor ama hakikat eğilince adam şeytan. Şeytan ya. İnsan libası giymiş. Şeytan. İnsan libasına bürünmüş şeytan. Bazı insanlar görürsün, insan libası içinde melek ya. Bazıları hayvanlara daha çok insanlardan ehemmiyet göstermesinin bir alamet, yani kendisinin o cinsten olması gibi denebilir mi mesela? Olabiliyor. Çünkü insan hissiyatına yakınlık hissediyor. Her şey onda, her şey ondan ve onda ceyran ediyor. Allah'ın nuru semavat falan. Yani dört tane isim, evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin hulasası olduğundan bu kainat Allah'ın isimleri içerisinde oluyor. Ne yaparsan yap, okyanustasın, sudasın ya. Yani biz Allah'ın esmasında hareket ediyoruz. Ona ait şöyle bir misal vermiştik. Kar kurtlanırsa kurt oluyor. Ayrı bir şey çünkü karda dolaşıyor sağda solda ama cevher itibariyle kardır. İşte nasıl suyun donmuş hali buz, buzun donmuş hali de kurt yani. Biz de Esma-i Hüsna'ların cilve, cemal, nakış sanatının donmuş haliyiz. Kurt gibi, kart kurdu gibi. Oradayız ama bir hayatiyeti var. Şimdi başlıyoruz bugünkü dersimize. Noktadır ama sonsuzdur. Niye? Kapaktır. Şu zeytin mesela gözümün önünde olduğu için söylüyorum. Varlık içinde cisim itibariyle bir nokta kadar bir yeri vardır. Şecere-i hırkat içinde irfan yani yeri yok yani. Nokta bile değil ama ötelerin kapağı olmuş. Dolayısıyla noktadır ama sonsuzdur. Onda olursun ne derler diye düşünür ve yaşarsın. Hariçte olursan ne derler diye yaşayan tiplerdir. Ya mesela kendimiz de yaparız, yani uygulayalım. Ne derler diye ölçü hani çapıyorsak kendimiz de değiliz demektir. Başkasını yaşıyoruz. Onun delili budur kendimizce. Eğer sende ise, sen ne istiyorsan onu yaşarsın. Sen seni yaşamanın alameti, sen istediğin için yapıyorsun. Yok sen başkasını yaşıyorsan, istenileni yaşıyorsun. İnsan kazandıklarına kanaat edip idare etmeye çalışıyorlar. Bilginin verdiği yanıltıcı sarhoşlukla idare etmekte ve bilgiden ilim arayışına geçmemekteler. Bunu Emirdağ'da söylüyor. Hocaların lakayt kalmasının bir sebebi kendi bilgilerinin kendilerine yeteceğini zannıyla kanaat ediyorlar bilgilerine. Mevcuda kanaat dunu himmetliktir der. Yani gayretsizliğin sebebidir. İnsan donuk olmadığı için fikrende de donuk olmamalı.
Hepiniz de olur. Buna ait bana çok soru sormuştu. Eskide ben de sıkıntı yapardım. Böyle bir hal olurdu, bir tefekkür, bir derste çok zevk alırdı. Ben derdim ki tamam, ben bunu yakaladım eskide gençken, daha dersine yeni geldiğim zaman. Ben bu haleti, o olayı, o mevzuyu tefekkür ettiğim zaman gene yaşarım zannediyordum. Bunu çok yanıldım, çok. Yani of be, tamam. Bu zevk aldı mı? Aldım. Tamam, iki gün sonra ben gene bu zevki yaşamak istiyorum. O ortamı hayal ediyorum. O insanlar o mevzuyu tefekkür ediyor ama o zevk yok. Bunu kastamla diyor ki, hani ben tedeni etmişim, bozulmuşum. Sebebi eski zevklerimi alamıyorum. Üstad diyor ki, hayır diyor, ondan öteye uçmuşsun. Daha üste çıktın ki, bu artık sana zevk vermiyor. Ruh daha başka istiyor. İşte çoğu insan maddiyatta böyle olmamakla beraber, maneviyatta çocukken camiye gitmiş, inna atteyne kulu valla, elem tere, etteyat subhaneki okumuş, ilkokul daha gitmeden 5-6 yaşında öğrendiğine kanaat etmiş. Hiçbir yatırım yapmamış. Yani bu insan ne diyor, ne yapıyor? O bilginin verdiği yanıltıcı bir sarhoşluk bu. Kararlı, bak kararlı, denizsiz deniz, huzurun kendisidir o. Bak kararlı, denizsiz deniz, huzurun kendisidir. Bilgiyle oyalanıp durur çoğu insan, bilgi netice zannedilmiş. Bilgi yaşanırsa ilim olur. Çoğu insan dışarıdan aldığı fizik, matematik, kimyayı aleminde işliyor, o bilgidir. Yaşarsa ilim olur, bilgiyi alıyor, onunla kanaat ediyor, ilim zannettiği için. Her bir arayış, yolculuk devam ediyor demektir. Cümle cümle şey yapıyor, o şeyde, dedim ya bu konunun metni getirmeye şey yapmışız, Kabuk Aysel metnini. Oradaki çıkan şeyler, arayış mı var ki buradasınız? Bu ne demek biliyor musun Gafur? Evet. Buradasın, niye Bodrum'dasın? Bir arayıştasın. Ha, arayış niçin, neye yani, niye, ne arıyorsun? Neyi nerede arıyorsun? Yolculuk devam ediyor demektir. Melekler çift kanatlı tasvir edilmişler. Ne demek o? Hep böyle çift kanatlı melekler diye anlatılıyor. Bir kanadı şöyle, bir kanadı şöyle. Orada Miraç'tan şey yaptığım şey, bir kanadında zaman, bir kanadında zamansızlık, bir kanadında mekan ve mekansızlık, nurların nuru, ruhların ruhu, tüm nedenlerin tek nedeni. Kendisi. Kanatlar, tüm nedenlerin, nedenlerin cemi, nedenleri ve nedensizliklerin kendisi in. Sana ait olanın, yani bu budur değil ha, bir malzemedir bu. Yani bu budur, kanada böyle dendi, bu budur değil. Bu manada o okurken, Miraç'ta Allah Resulü'nü bindirmiş, kanadına zaman arkasına geçirmiş, mekanın arkasına taşımış. Ama kanada binmiş. Biz orada ne çıkarmışız? Zamanda zamansızlık, mekanda mekansızlık, nurlarda nurların nuru, ruhların ruhuna vesile olmuş. Kendisi kimdir peki melek? Tüm nedenlerin tek nedeni. Sana ait olanın ancak sende olmadığını düşündün mü? Sana ait ama sende değil, senin ama sende değil, kendinde olmayanın yokluğunu hissettiğin andır. Bunu bileceğin şey. Bir de okuyayım. İrfan. Sana ait olanın, sana ait bir şey var şu anda. Huzur mesela. Şu anda sana ait. Bende yok mesela diyelim. Veya bir halet var, bir hayal var. Bir sıkıntı var.
sana ait gibi gözükürken, bak sana ait olanın sende olmadığını hiç düşündün mü? Sana ait gibi gözükürken sende değil. Sana ait ama sende değil, senin ama sende değil, kendinde olmayanın yokluğunu hissettiğin anda bunu anlarsın. Mesela sende olup sende olmayanları senin zannetmen seni bu hale sokuyor. Bunu ne zaman anlarsın? Ne zaman? Senin olup sende olmayanı fark ettiğin zaman. Senin olup huzur senin. Miraç senin. Hakayık imanı şuhut derecesinin senindir. Ama sende değil şu anda. Sende olması lazım olanların şu anda yokluğu, şu anda olmayışı. Mesela rüyetullah mazar olmuşlar büyük zatlar. Öyle mi? Mesela ehli kalp mevcudatın pencereleriyle vacih vücuduna bakmışlar. Bende yok değil mi şimdi? Sende de yok. Ama olması lazım. Bende olması lazım olan bir şeyin şu anda bende olmadığını fark ettiğin an sende olup senin olmayanların farkındalığın olmuş demektir. Olacak demektir. Sen değilsin o zaman. Evet. Yani şu sorunun cevabıydı. Ben bunu ne zaman anlayacağım? Ne zaman sende olması lazım gelenlerin olmadığını fark ettiğin an. Mana arayışında olan hey sen, mana arayışında olan hey sen, mananın arkasındasın demek. Manayı arıyorsa, arıyorsun ya, o zaman mananın arkasındasın. Kalp, mesafe, kalpsen, iki yay arası. Görüş mesafene giren, bak şu anda görüş mesafene giren, görüş olanın, görüş alanın, ondan herkesin kabu kalpseni farklı. Bu yayın bir ucu mülk, diğer ucu melekut. Birisi zahir, birisi batın, birisi halik, birisi mahluk tarafı. B harfinin altındaki noktadır insan. B aslında yaydır. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Abi sonsuz bir zata yanaşmak şu noktadır diye bir şey olamaz zaten. Yani bu kabuk kavseyinin bu şekliyle aslında kabuk kavseyinde de bir sonsuzluk söz konusu oluyor. Evet. Yani mekansız mekan. Mekansız mekan. Çünkü zamansız zaman. Zaman arkasına. Çünkü zaman neredeydi? Şu önemli de. Yani onu çizmem lazım. Hangisi bu mu iz yapmıyordu? Yeşil kötü abi. Ucu inceyi siz yapın abi. Bak. Tamam bak. Dördü yada tamam. Şöyle. Mahiyeti zatiye. Şuanat-ı zatiye. Sıfat-ı ilahiye. Devam ediyor. Esma. Şimdi burası mecbur. Zamanı yapacağım da çok önemli olduğu için. Kabu kavsen burasıydı. Tamam mı? İhtilaftan kurtulmak için bunu diyen var, bu çizgi, bunu diyen var. Burayı diyen var. Biz işte berzahtır zaten. Buraya girmiştir. Burası demiştik. Kabu kavseyn. Bunu alırsan ok böyle olur. Bunu alırsan böyle olur. Onu oku niye diye şey yapmıştık. Şimdi mesela zamana ben geleyim de. Burası arş-ı azam. Lef-i mahfuz, arş, cennet, cehennem, daire-i
İlim. İlim. Daire-i evet. Hayat. Kürs. Levh-i mal, ispat. Ha, şurayı da yapalım istersen. Berzah, alemi berzah, yedi kat sema vat. Alemi şehadet. Burada gafur ders dinliyor. Artık kalbu kalseyi farklı gösteriyorsunuz efendim. He? Artık kalbu kalseyi farklı gösteriyorsunuz. Yani yavaş yavaş alıştık artık. Yani biraz böyle ufak ufak damara veriyor. Damara yavaş yavaş. Biraz başıma iş aldım. Biraz gireyim yeter aldım böyle dedim de. Elhamdülillah. Yani şunu istiyordum. Yayla insan böyle okla atıldı gurbet ellerine. Bu kabuk karşısında bunu anlatsak yetiyordu. O yayı bu tarafa attı, bu yayı geri o tarafa yöndü. Evet. Çünkü bunu diyenler, bu kabuk kavsen, insanı takip etmiş. Yok, bu kabuk kavsen budur diyenler, insandan vacib-ül vücuda bakmışlar. Onu görmüşler. Şimdi ben ne yapacağım, bak şunu da yazayım da. Sıfatı, ilahiye, esmai, Hüsna. Eksik yazmayı kabul edemediğim ruhum. Arkadaşlar. Zamanın hakikati. Ustad bunu 30. sözle her şeyde. Zamanın hakikati, her şeyin bir hakikati var diyor. Zamanın hakikati da levh-i mahfi ispattır. Değil mi hatırlarsınız? Burayı göstermek istedim. Peki, buraya kadar geldikten sonra, bu. Bunu geçince artık zaman var mı? Mahiyeti var. Yok. Yani mahiyet daha yok. Arş'a kadar hakikat var. Arş, esma-i... Mahiyet olmuyor mu abi? Yani lef-i mahfi ispat, zamanın bu hakikati. Bu, burası da zamanın mahiyeti. Yani lef'i nereden çıkartıyorsun? Lef-i mahfi ispat, lef-i mahfuzun dairesi olduğu için. Daire, o zuhur yeri hakikatsa kaynak mahiyet olur. Tamam mı? Ondan sonra, şimdi şey yapacağımız zaman, Cebrail aleyhisselam buraya kadar geldikten sonra, bu da nefis. Nefsin takıldığı yer. Nefsin yani beşeriyetin takıldığı yer. Yani şeytan bize arkadaş edinmiş burada. Tamam. Ondan sonra hisler falan burada verilmiş. İlimler Cennet, cennet, arş. Burası da bilmek gerekiyor. Bunu da yazayım da. Esma-i Hüsna'ların perdesiz tecelli ettiği yer. Tamam mı? Ar. şimdi gene kullanacağız. Ben niye geldim bir daha söylüyorum. Zaman burada bitiyor. Bitiyor.
Yani bizim bildiğim cennette zaman yok mu? Var. Değer esması azami derecede burada tecelli ediyor ama yani bizim mekandaki anlayışımızdaki zaman var ya, öncelik, sonralık, hakikaten hareketin ev nedir? Burada bitiyor. O zaman kanat da buradan çekip gidiyor. Artık o zaman ve mekan mefhumundan Miraç'ta çıkıyor. Devam ediyoruz kapı kapsene. Zamanı göresiniz diye. Gerçi biliyorsunuz ama. Zaman orada mahiyete gelince abi, mekan da zamanla ilişkiliyse, levh-i mahfuzla mekan da bitiyor veya mahiyetine, hani mekan yok filan denebilir mi öyle bir cümle? Yok. Yani artık o şu levh-i mahfuzu mu? Yani mesela hani mahiyetine gittiğinizde... Yok yok, bitmiyor. Mekan biter veya farklı bir ifade kullanılabilir mi? Mahiyet, yok mekanın yok. Da mahiyeti gibi bir şey. Mekanın mahiyeti kullanılır. O, odur zaten. Zamanın mahiyeti, zamanın mahiyeti, mekanın mahiyeti de... Yani hani şu gibi, zamandan hareket eder. Şimdi zaman hakikatine gelince zaman artık şey yapıyor, yani mahiyetinde başka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Evet. Şimdi mekan da aynı şekilde... Zaman da mekanla ilişkiliydi ya hep. Yani onu bir ama şu hareketi şurada artık şey başlıyor. Artık o ruha göre oluyor her şey. Ha. Burası ruha göre oluyor. Burada artık akla göre oluyor. Bu artık hayale göre oluyor. Yani hayal, esma-ı hüsnaların en cevherli hali hayaldir. Yani o zaman oralarda da mekan işi de bir değişiyor yani. Tabii değişiyor ama keyfiyetini bilmiyoruz ama değişiyor. Mesela şuradaki ruh kuvvetinde, hayal suretinde, akıl cebel anlamında. Peki mekanın hakikati, mahiyeti diyebilir miyiz bir şeylere böyle burada? Yani madem bunu kesin şey nettir bu. O, zamanın hakikati bu. Zaten sarı ifade var. Bir hakikatsa kaynağı zamanın mahiyeti. Tamam, o da doğru. O kesin. Diğerlerini biz dolduruyoruz. Tamam. Bu da kesin bunlar. Burada bunları söyledim, kesin bunlar. Diğer bir şey. Bunlar ne işinize yarayacak? Mesela okuduğumuz zaman karşımıza çıkan bir tabiri, ha bu budur. Ondan sonra... Abi bir şey söyleyebilir miyim? Biraz dağıtıyorum galiba sanki. Yok, yok. Biraz şu, sanki kafamda şöyle bir şey geldi. Mesela bir derenin kenarında bekliyorsunuz abi. Doğduğunuz sene orada beklemeye başlasaydınız şuurlu bir şekilde, bugün hala bekliyor olsaydınız o dereden su akmaya devam edecekti. Bitmiyordu bu. Tamam. Kim bilir ne kadar bekleseniz yine akmaya devam edecek. Ama düşünüyorsunuz ki neden, nereden geliyor bu? Akıyor. Oradan geliyor, buharlaşıyor, yukarı çıkıyor, ağaçlar onu tekrar topluyor, tekrar çekiyor, yağmur olarak yağıyor. Sürekli bir döngü. Ne zaman o sizin için bitiyor? Hatta hiç beklemeden. O da bitiyor, zaman da bitiyor, mekan da bitiyor. Dere de bitiyor, su da bitiyor. Bekleme süresi de yok oluyor. Ne zaman? Atmosferin dışına çıktığınız an her şey o atmosferin içinde kalıyor. Yani atmosferin dışında o derenin akması, su, bekleme, zaman, öyle bir süreç diye bir şey yok. Öyle bir şey. Miraç bu işte. Yani varlık anlayışından çıkmış yani. Ama varlık anlayışının kendi şeyinde duruyor. Duruyor ama varlığın işlediği bir alem değil artık. Kabı kalpse. İşte ondan acayip bir ruh ki karıştırmıyor. Yani mesela başımız dönünce eşeği birbirine karıştırırız ya. Bazı bir rüyalar o kadar canlı, o kadar net, o kadar etkileniriz ki o gün ondan kopamıyoruz. Onun 70 derece ilerisini düşün o rüyanın. Miraç işte böyle bir şey herhalde. Acayip bir şey. Doktordan biz atıldık geldik ya hani alem-i şahide. Şimdi siz dalga dalga çizerken böyle aklıma geldi. Hani Kur'an-ı Kerim'le bize bir hitap var ya, kelamla. Aynen ses de dalga dalga yayılıyor ya abi. Sanki oradan atan ok bizi böyle Kur'an'la, sesle, kelamla geri bana gel gibi bir şey de var orada sanki. Şimdi bu ok, kalb-ı kavsiyene takılan bir oktur. Seni taşıdı buraya. Kalb-ı kavsiyene ne işe yarar bu ders? Bu benim ne işime yarayacak? Mukadder içime doğdu birisi. Bu benim kalbi kapsa ne işime yarayacak bu ders bu kadar? Sen yaysız ok, oksuz yer, işe yaramıyor. Tamam. Bazı okları böyle adam öldürmek için yaparlar. Eskide çoğu haberleşmede kullanılırdı. Bitkide de mesela, döllemede mesela bitkiyi tohuma alırlardı, o kabalarlardı, atarlardı.
Musa, şimdi bu okla buraya atıldın. O oku yayın üstündeydin. Yay kabı kafsey. Sana şöyle desek daha şumurlu oluyor. Ok atma değil de oradan o ok böyle hani hamuru açar gibi arş-ı azam, lef-i mahfuz deyip insana kadar bütün kainatı açtı ve insan olarak Tamam yani ok böyle tekrar, yani tek ince değildi. Bütün alemi açmak şeklinde. Tamam evet. Yani ok sadece bir ok değil, bütün alemi deniz açtı. Dalgası gibi. Yani. Açtı, insan oldu, insan işte ilk hali diyelim. Sonra o yani şey kemali. Zannediliyor ki o mevcut benim o tabi ok deyince böyle bir tane çubuk gibi adam düştü. Oysa tabi bu oku atarken yani aslında alemleri açtı tabii. Gibi yani açmak manası gibi. Ama alemler açıldı. İnsan olarak da en son mükemmeline geldi. Şöyle çektim. İnsan giderken şu anda benim sesim. Hı hı. Ne diyorum sana? Kalemle çiziyorum. Diyorum ki sesim saniyede 300 metre gidiyor. 360 falan değil mi? Ben şimdi sen anlatırken kalem çizmiyor mu? Ama imsat ederek gidiyor. Yani insan da böyle okla atıldı ama yani atılırken açtı. Yani buna usta diyor, kalp diyor, haritası, rüzname olması. Mesela takvim, bir senede neler olmuş, neler, hangi bayramlar var, gözüküyor ya. Kalbe baktığın zaman buralarda nerede bayram var, nerede tatil var, nerede ne var? Bakınca çünkü alemi gaybin rüzdamesi, haritası, hulasası diyor. Yani insan okla atılma anlamı, yani gittiği yere kadar alemi, şeceri hırkati, kainatı açtı. Yani açıldı. Yani bu alemden insanın açılımı. Açıldı. Yoksa insan böyle biz Bodrum vardı da geldik uçakla. Değil yani. Şöyle uyarma. Bu mahiyet. Şimdi biz burası mahiyetimizdi ya. Şimdi mahiyetten gittik aşağıya. Kanuniyetlerle, kanuniyetimizle sureti bulduk. Buradan döndük hakikatimizle tekrar mahiyetimize. Hakikatları evet, kazandık. Doğru. Güzel. Yani bu oku öyle tartışılıyor. Tabii yani. Güzel. Doğru. Yani ilk şeyde hani çekirdek olarak düşündük. Çekirdek olarak insan atıldı. Ama kanuniyetleriyle bütün şey çıkıyor. Bunu nereden çıkarttı biliyor musun? Yani bunu çoğaltabilirsiniz işte. Şimdi bir şeyin, her şeyin dört meratı var. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Kaynak itibariyle geldik arkadaşlar. Nedir o? İnsan bütün alemlerin hulassası. Kanuniyetimizle. Bu alem-i şehadette suretimizle ortaya çıktık. Gayret ederek rububiyeti ilahiye muhatabiyetle hakikatimizi kazanarak tekrar aslımıza döndük. Yani hani bu dört sürecin hulasa ettiği şekilde bu olmuş. Şeyi de ilave edebilir misiniz abi? Mesela en âlâ makamdan başlıyoruz. En kemal olması gerekmiyor muydu? Evet. Ama en alem-i şehadeti kemale erir. Oradan elde edip gidiyoruz. Yani tam zıt birbirine zıt. Birbirine zıt olması lazım. Hasan abi, bir şey soracağım. He. Sanki böyle konuşurken hissediyorum da biz mesela buraya atıldık. Tam şimdi oraya dönmeye çalışıyoruz. Aslında böyle düşünmemek lazım. Zaten biz oradayız, buradayız. Evveldeyiz, ahirdeyiz, zahirdeyiz. Yani sanki bir yere gideceğiz. Abi atıldım, hadi koşayım yukarı. Yani böyle bir zamanla düşünmemek yani lazım. Yani mesela, doğru. Şimdi burada ise orada değiliz falan. Şöyle şimdi, konuşma beşer üslubunu kullanıyoruz. Ama tefekkür de şöyle, diyelim şu anda çekirdekten ağaç çıktı. Tekrar meyvede çekirdek var. Yani çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdek içi boş mu? Biz buradan geldik diye içimiz boşalmadı ki. Bizim mahiyetimiz, hakikatimiz devam ediyor. Ama bu süreci şu anda derste onu karıştırırsak çıkamayız işin içinden. Konuşurken Miraç'ın insanlıktaki alakası ne? Yani Miraç ne ifade, neyi Miraç var? Kabı kalpse ne anlamı ifade ediyor bu noktada? Yani insanın seyrus enfusi, seyrus seyrini anlamlandırmak. Yani insana bir hedef göstermek. Bu alem-i şehadete geldik ama işte felsefe çözememiş bunu. Niye çözememiş? Bu neyin nesidir?
24. sözde söylüyor ya, 24. mektupta. Bu nedir yani? Gelenler gidiyor, olanlar durmuyor. Yani insanla anlamlanır. Bunu çözememesinin sebebi, çözümü çözümlemek istediği şeyi çözümde aramış. Oysa insan çözülmeden kainat çözülemez. Mana arayışında olan hey sen mananın arkasındasın demek. Kap, mesafe, kalpsen iki yay arası, görüş mesafene giren görüş olanın, görüş alanın, ondan herkesin kabı kalpseni farklı, bu yayın bir ucu mülk, diğeri melekut demiştik, zahir ve batın, halik mahluk. B harfinin altındaki noktadır insan, nerede rüyet olmuşsa sen, sende ha orasıdır senin kabı kalpsenin. Rüyet nerede olmuşsa senin kabı kalpsenin orasıdır. Kendi alemi ve karşıtı yayın öteki ucudur. Yayın iki ucu yok mu? Şöyle. Senin bir hakikatin var, bir de karşıtın var. Paralelin var, ikizin var. Bir ucu senin hakikatin. Bu ucu da senin karşıtın. Yani ademlerin. Ademi vücutsuz vücutların, senin paralelin, senin ikizin. Diyor ki, bir metinde böyle kelam ifade ediyor böyle, yani dalga gibi gösteriyor da, yani onu şu sariti, şu kabuk kalpsenin çukuru var ya, onlar dedi oraya ne kadar şey girmişse, onlar senin suretlerin. Kimisinin kabuk kalpsenin şöyle, kimisinin de böyle, şöyle. Tamam mı? Yani onlar içeriye girenler suretlerinler. Mesela Celal, Cemal ve Kemal. İçinde suretlerine sana başka bir şey yok. Biraz da gidelim bakalım ne diyecek. Müşahede olursa kalp kalsayın denmez değil mi? Müşahede, rüyet olması lazım. Tabi. Müşahede onu anlamlandırdığı için bazen de onu kullanıyorum ben. Müşahede deyince de rüyetin bir derece şeyi. Müşahede zatını değil, şahit oluyorsun ya. Müşahede şahit olmak. Allah'ın ismine, sıfatına, şuunatına, alemindekilerin uyanmasıyla tanıklık, uydurukçasıyla tanıklık, şahit oluyorsun. Bu müşahede. Ama rüyetullah zattır. Mim hem başlangıç hem de sonuçtur. Mim harfi. Mesafesizler hakikat meratiplerinin ifadesidir. Mesafeler mi diyorsun? Mesafeler. Mesafe var ya mesela. Buradan deniz. Buradan Bodrum'un denizi var. Sonra İstanbul var. Bir mesafe var. Arada hakikat meratipleri var yani. Aslında mesafeyi biz koymuşuz. Hakikat. Biz ona hakikat dememişiz, mesafe demişiz. Her şeyden bir şey, bir şeyden her şey. Aradakiler de zahir, batın. Yani esma meratibi. Meratipleri. Meratibi hakikat. Hakikat meratipleridir bizim. Mesafe dediğim şey, mesela diyelim ki Gafur, buradan İstanbul'a ne kadar mesafe var abi? 1100 var mı? 8-9 kilo. Peki arada ne var abi? Dağlar var, köyler var, ağaçlar var, zeytinlikler var. Hepsi hakikat yani. Mesela dediğimiz şey hakikatların bütünlüğüdür. Enerji fark edenler ancak seçilenlerdir. Eneyi fark edenler ancak seçilenlerdir. Allah söylüyor abi, o da bir enerji demek ki. Eneyi enerji diye niye okudun? Hasan abi, bu zamanı şey için mi anlattınız? Yani bu hakikat meratiplerini
yapan zaman. Evet. Alem-i şehadet. Kaldırdığın zaman hakikat ve ratibi kaldı. Zamanı kaldırdığın zaman, yani hakikati boyutlaştıran zaman dediğim şeydir. O esmadır. Ona bir zaman dedim. Mesela bak, şu anda şu elimi kaldıracağım değil mi? Buna bir bu mertebeye bir şey dedik, bir saniye. Oysa saniye dediğin şey hakikat-ı esma, hakaik eşyanın zuhuratlarının bütünlüğüdür. İki saniye. Burada saniye bir şey yok ki. Yani bir böyle gözüküyorum, bir böyle gözüküyorum, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Yani zamanı kaldırıp mı İstanbul'da burada? İstanbul'da orada, hepsi aynı yani. Dün bugün bitti ya. Ama o zaman ne olur? Ne İstanbul'u? O zaman ne olur biliyor musun? Çekirdek ağaç olmamıştır. Sen babandan olmamışsın. Dün bugün yoktur. Olmuş olmuştur, olacak yoktur. Baba oğlu olmaz. Zaman kaldır, baba oğlu olmaz. Çekirdek ağaç olmaz. Dün bugün yarın olmaz. Güneş doğmaz, batmaz. Olan olmuştur, bitmiştir, olmamıştır da. Ruh da böyle. Ama biz maziye dere diyor, istikbale daha. Evet. Yani? Mazi deresi diyor. Mazi dere, çünkü önüne akıyor. Mazi dediğin şey aslında istikbali senin. Hakiki istikbali. Şu anda senin bir saat soran vehmi istikbal. Ama kesin istikbalin var. Neler yaşadın mazide? Haşırda önüne çıkacak. Senin sonsuz ezeli ve ebedi hayatını geçmiş hayatını oluşturacak. O zaman mazi dediğin dere, orada yığılmış deredir. Ama akıyor okyanusa. Senin hakiki istikbalini oluşturan geçmişlerindir. Gelişlerin değil, geleceklerin değil. İki havuz eklerde birikecek. Evet. Mesela çocuğun istikbali için mektebi gönderilebilir, ne yaparlar? Tamam mı? Esas hakiki istikbal senin geçmişlerin, yaptıklarındır. O oluşturacak. O şekilde. En iyi fark edenler ancak seçilenlerdir. Kabı kalpsen... Abi ama bu çok önemli ya. Bu seçilenler niye dedin? Öyle ne anladın sen abi? Bahsiyeleri geçirmek. Bunlar biraz hissi ifade. Şeyi de soracağım. Niye seçilen yani? Seçilen demek. Tüm nedenlerin tek nedeni Mehmet abi. Birileri seçmiş o zaman. Mehmet abi şöyle bir şey diyeyim. O kadar gerisini sen doldurucaksın. Sen iş adamısın abi. Tamam. Yani bizimle tamam hadi ben dediğinin birisiyim. Yani diğerleri memurdur. Hafta sonu değerlendirdi. Bodrum'da senin ne işin var? Niye böyle bir şeye tevessül ettin? Maddi ve hissi de bir sürü gerginlikler, kayıplar var. Maddeyi tutmuşuz burayı. Değil mi? Zaman vermişiz. Gerilmişiz. Şudur budur. Senin arkadaşların yok mu? İş adamı. Niçin onlardan bu merak yok? Mesela Nur talebesidir. Bunlar ne der biliyor musun? Okudu ama. Neler var? Diye baktım. Niye? Dün akşam okuduk ya o esma, yani Murat Dursun yaptı. O esmaya basar. Bu esma ile ilişkisi olmayınca yapar. Yani seçilmişsin değil. En iyi merak edenler, merak senin yönündür. Niye merak ediyorsun? Allah seçtiği için seni. Çünkü sevdirtmese sevemezsin, merak ettirmese merak edemezdin. Peki ne fark var o zaman, zulüm değil mi diğerleri? Diyor ki Allah hidayeti istediğine verir. Ya bana buna ait çok soru geldi. Abi burada bir zulüm yok mu? Benim ne suçum var? Ben ona dedim ki Allah hidayetini hikmetiyle verir. Öyle ben haşa despotla ben sana veriyorum vermiyorum falan değil. Bütünsel düşün Allah'ı. Hakimdir, hikmet sahibidir. Allah hidayetini istediğine veriyorsa, sen Allah'ın istediği gibi olursan hidayeti almışsın demektir. O zaman Allah hidayeti istediğine veriyorsa, kim bunlar? Allah'ın istediği gibi yaşayanlardır. O zaman hidayet istiyorsan Allah'ın istediği gibi ol. Şimdi en iyi merak edenler seçilmişlerdir. Niye seçilmişsin? Çünkü
sende bir adım var. Kurbiyet gibi. Sen bir adım attın. Allah vaat etti. Ben Allah'ım diyor. Bana da yakışını. Nedir o? Siz diyor mealen söylüyorum. Bildiğiniz yaşadınız mı? Ben daha bilmediklerinizi öğreteceğim. Allah Resulü'nün ifadesiyle ey ashabım, ilim yapmadan ilim isteyeniniz var mı? Yani ilim yapmadan ilim nasıl olacak? İlk önce benim çok garibime gitmişti. Takvanızı artırın. Ya takva ne alakası var yani? Ben kafamı eğdim haramda. Haram yemedim, aldatmadım. Tam bir günah işleyeceğim, bu fırsat demedim. Rüşvet var. Fırsat zannettim. Ya ne bileyim, bir sürü. Bunları terk et. Ne oluyor? Takva neydi? Memnuniyatta ve günah işleyen. Peki, aynı zamanda takva vicdanın bütünlüğüdür. Değil mi? Anası ve elbası. Ruhun dört unsuru takvadır. Nedir o? Allah'ın ilmi nehir gibi akar. Ustad dediği zaman bir şey ifadesi var. Gayrimun teşekkür ederim. İlim böyle bir falan şey değil. Zenginliği istediğime diyor, ilmi isteyen nehir gibi akarmış. Kimisi kazanla gider o nehre, kimisi bardakla, kimisi akre kaşıkla gider alır. Tamam mı? Ha, takvanı arttırırsan vicdaniyatın artar. Vicdaniyatın gelişince o ilime kazan. Çünkü kesbi ilim var, vehbi ilim var. Yani mesela asıl imamları kesbi değildir. Vehbidir. Akrabiyet ilahiyenin kışafıyla oluyor. O zaman o ilim, bak ilim okumadan, Yasir'e Nesir okumadan tak diye yükleniyorsun. Şimdi örneğin adım attın, ya Rabbi kendini tanımak adına bu memleket denilen alem-i şehadete geldi. Fırsat mı fırsat bu hayatımın içerisinde? Senede bir iki defa bir kan. Ya merak ediyorum kendimi. İlk önce kendini merak ettin. Bu sefer bu sana, sen bu adım attın mı? Bu bildiğinle amel etmeye çalıştın. Allah bilmediğin bir şey sana ilham etti. Ene var dedi sana. Anladın mı? Hani o zaman en iyi fark edenler Allah'ın özel lütfuna mazhar olmuş, seçilmiş insanlardır. Çünkü hepiniz, tahmin ediyorum, eski geleneği de biraz karıştırmış insanlarsınız. Geylani, Rabbani. Bak kardeşim, Selef-i Salih'in saydığımız zaman kaç tane büyük sayısaya, büyük zat sayabilirsiniz? Konevi, Muhyiddin Arabi, İmam-ı Rabbani, Yunus Emre, Mevlana, öyle değil mi? Bak, İki tane böyle parmağımı geçmez. Bu işi fark edenler kaç kişi? Muhyiddin Arabi, Konevi, İmam-ı Rabbani, Mevlana da değil, Geylani fark etti, en usta İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman Hazretleri. Yani nedir o? Tam insanki çekirdekleri. Peki bunların ne özelliği vardı? 18. sözde diyor, değil mi? 18. sözde şey diyor, en çok sen istedin, o için sana verildi. Niye istedin? Kendine ihtiyaç hissettin. Onun için hulasa ettim. En iyi fark edenler seçilmiş insanlar. Peki seçilenlerin de üzerine bir vazife yükleniyor biliyor musunuz? Asla ihtilaflara, münakaşalara, tenkitlere aldırış etmeyecek. Yürüyecek. En büyük eylemsel dışa vuruşları tenkitlerle meşgul olmayacaksınız. Hala 1960-2018 arada ne kadar sene var? Kaç? 58. 48 mi 48? 58. 50 senede hala lügat verilir mi verilmez mi diye hala cemaati bununla meşgul ediyor. İngiliz komitesi. Bizim içimize girmiş. Ya nasıl girer canım bizim? Allah Resulü'nün sahabesine girmiş. Girmiş mi? Neydi o meşhur? Abdullah İbni Selul miydi? Selam. Cevap. Selul. Selam Müslüman oldu. Münafıkların başı. Hazreti Ali'ye sen tanrısın diyen yüzüne karşı. Şia'yı başlatan. Peki Resulullah'ın sahabesine ve Resulullah 10 tane münafık Allah demedi mi? Tufan'da
Resulullah mucize gösteriyor, adam hala münafık. Sen ders yapacaksın, adam düzelecek. Öyle bir şey olur mu? Hayır bak, mucize gösteriyor kardeş. Hala münafık. Peki, o münafıklar bitti mi? Peki nerede? Kahvede mi olacaklar münafıklar? En halis, en kaliteli cemaat kimdir? Mahmud Efendi cemaat, oradadır. Yok, sen diyorsun ki, menzille ait, en kaliteli, tam senin içindedir. Eğer diyorsan, nurculuk en kaliteli, o zaman o münafıkların çoğusu sendedir. Senin bizim içimizdedir. Ne yapacaklardır? Seni elinden alamayacağını çok iyi biliyor, aptal değil. Ne yapıyor? Seni patanaca oyalıyor. Şeytan sana namaz kıldırtmaması gibi bir lüksü yok. Bu mümkün değil, çok iyi biliyor, aptal değil. Bu sen 5 dakikadan sonra şunu da yapayım diye namazın kalitesini düşürüyor. Namaz kıldırtma ile meşgul değil. Senin gençlerine, çocuğuna namaz kılma derken bana diyor ki 5 dakikada yat. Veya diyor ki şu işi yap da kılarsın namaz. Ben çok mühimdi. Seçilenler derken eğer Allah-u Teala ödül verseydi seçkin diyecekti. Tamam. Evet. Onu bilerek mi seçtiniz diyor. Evet. Seçimlerdir derken görev var burada. Görev var. Yani görev verilmiş evet. Yani. O görevi anlatıyorum mesela. Evet. Nedir o? Asla münakaşa etmeyeceksiniz. Oyalanmayacaksınız. Artık lügat verse ne olur? Kur'an'a lügat verse ne olur? Vermese ne olur? Bir kelama Kur'an'a bir ayeti 350 bin farklı yorum getirilmiş. Sen yoruma yorum getirirsen dünya kopuyor. Sanki dinden çıktı. Anladın mı? Kur'an'a yorum getiriliyor, tefsir yapılıyor ve yapıyor kendisi. Tefsire tefsir yapılıyor, imandan gitmiş gibi insan şey. Hain diyor. Yani burada arkada gizli bir el böyle oyalıyor. Anlıyor musun? İki, manevi hazlardan kalbi işletmenin en mühim zemberlerinden birisi olan Kur'an'da kalbi işlettirmeye ait ayetlerin hulasası olan Hizbul Kur'an'ı unutturdular bize. Cevşen'i elimize verdiler. Devamlı Cevşen. Bütün üzerinde Cevşen var. Hizbul Kur'an yok. Yeni yeni başladı ondan sonra. 2-3 seneden beri. Öyle mi değil? Hizmet Vakfı diyor ki, bizim ona kardeşim, bu diyor Hasan kardeşin şiiri dedi ya, Hizbul Kur'an'ı yetiştiremiyoruz dedi ya. Keşke de satılmayan bir kitabı söyleyelim de onu söylesin de satılsın. Adam da neyin peşinde? Ya, görüyor musun? Adam neyin peşinde, ben neyin peşinde? Kabu kaysen hakikatını açığa vurma. Açıkta olma. Ruhsal yapınla en hakikatının açığa ayrışma sürecidir. Ruhsal yapında en fark ettiğin an ruhta ayrışma sürecin başladı. Her şey tek tek oturuyor. Her şey birbirine girmiş. En dediğin zaman ben başlıyor tanıma. Benim gömleğim, benim atletim. Benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. Bu sefer ayrışmaya başladı. Hudutlar netleşmeye başladı. Çünkü bu çözülmeden bunlar ayrışamaz. Ruhsal sürecin ayrışması, her şey yeri yerine oturması, bu budur, bu da budur, yanılabilir. Ama bu konduktan sonra detaydaki şuraya hadef-i mahfuz demişsin, haç demişsin. O kadar önemli değil. Önemli olan şurada bu ruhsal yapında bütünsellik gibi gözüken yerde hakikatin meratiplerinin mahiyet yapılanmalarını fark et. Kısacası ruhsal bir yapında eleği fark ettiğin anda senin elinde değil. Hemen bilgisayar hepsini yeri yerine oturtturuyor. Ruhsal yapılanmaya geçtin demektir. Eleği fark etmek seçilmişlerdir. Yani vazifelidirler. Otomatik pilota mı geçiyor? Evet, vazifelisin yani. Çünkü Allah onu bedava vermez. Hadi bakalım sana veriyorum bunu, millete caka yap. İçin değil. Yani bu vazifelilere aittir.
10 sene anlat. Bak buna şahit olacaksın. Harun veya Osman daha şeydir. 10 defa 10 sene anlat bu eline duysun. Adam hala ehle de ne diyorsunuz diyor. Ya bir der ki ya arkadaşlar bu ciddi bir hakikattir. Şey arkadaşımızdır. Onurcudur ya. Senelerdir ve 30-40 senedir ben tanıyorum ben bunu. Bu adam takipçidir. Bu adam sağlamaz. Bu adam araştırıyor. O konuştuğu kelimeden iki tanesine bir tanesi kaynaktır. Ya böyle diyor bir de ben bakayım demiyor. Hep eleştirir. Çünkü niye? Vazifesi yok da. Yani seçilmiş derken vay be neyim değil. Vazife yüklenmişsin demektir. Vazife verilmiş. Nasıl anlarsın? Ruhtaki o birbirine girmiş olan, girift olan o yapı ayrışmaya başlıyor. Bu farkındalıkla o oluyor. Ruhtur, akıldır, daire-i hayattır, daire-i ruhtur. Bu serbest bölgedir, bu tahayyüldür, bu tasavvurdur, bu kardeşimizdir, bu Esma-i Mazar'dır, olsun tenkit. Bu tarikatçıdır, bu nurcudur, bilmem Süleymancıdır bu. Başlıyor ve hiçbirisine mahkum olmadan bütünsel bakabilme süreci başlamıştır. Çünkü insanların farklılığı farklı oluşlarından değil, farklı Esma-i Mazariyetlerinden olduğunu bildiği için insanlara mutamildir. Her şey yerli yerine oturmaya. Geri yerine oturuyor. Ya bu budur. Bu da bunu yapacak canım. Allah belasını versin şu şeytanın. O hoşuna gidiyor adam. Çünkü şeytan mı değil esması ya? Şeytan olmadan olmaz. Olmaz ki. Çok iyi biliyor ki şeytan ortadan kaldırırsan insan ortadan kalkar. Bu Abdülkadir Hazretleri'nin kasidesiyle alakalı o şeyi anlattığı bölümde şöyle bir şey söylüyor. Yani o seçilmişlik aslında bir silsile. Evet. Diyor ki Hazreti Şeyh'in sırrı azimi Ehl-i Beyt'in ırsiyetiyle Ali Beyt'in şahs-ı manevisinin makamı noktasında ve Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın bak Muhammed demiyor. Evet. Verasetiyle hakikat-ı Muhammediyesinde Aleyhisselatü Vesselam kendisini gördüğü gibi fenai mutlak ile. Sen tek tek söyle ben ellerimi koyayım. Tamam. Bak. Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın verasetiyle. Verasetiyle. Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın verasetiyle. Ahmet peygamber olması, baba olması, komutan olması, kul olması Ahmet. Evet. Onun için 19. mektup ve 19. sözün adı nedir? Mucizat-ı Muhammediye'dir değil mi? Değildir. Mucizat-ı Ahmediye ve mucizatı şey risaleti Ahmediye 19 söz risaleti Ahmediye Muhammed değil. Hani ihtiyar bir adamdır ustad. Yani ne dediğimi bilmiyor tabi. Bana Muhammed diyelim. Risaleti Muhammediye. Risaleti Muhammed olmaz kardeşim. Muhammed risaleti olmaz. O Muhammed niçin deniyor? Onu alacağım sen şeyi. Beraber. Muhammed batınla bakarsan peygamberdir Muhammed. Yani Muhammed hakikati peygamber olarak gözüktü Ahmet'tir. Ama aslı budur. Nur Muhammed'i budur. Evet. Tamam mı? Ben buraya şunu yazayım da o süreci sen okuttum. Bak bu aynı zamanda Nur'u Muhammed'i. Tamam mı? Burası Ahmet. Aleyhissalatü vesselam. Şimdi söyle beraber uygulayalım bak. Tamam. Zat-ı Beyt'in şahs-ı manevisinin 149 sekiz tasdik gaybi. Evet. Beyt'in şahs-ı manevisinin makamı noktasında ve yani Zat-ı Ahmedi Aleyhissalatü vesselamın Ali Beyt'i doğru dürüst oku yani. Ben başa koyayım abi. Ya yok ama kesme doğru dürüst akıcı oku. Tamam. Zat-ı Ahmedi Aleyhissalatü vesselamın verdiği vazifelerden dolayı bir makamı var. Varis diyoruz. Evet. Çünkü Ehl-i Beyt'tir ve mümessilidir. Baştan okuyayım o zaman. Baştan oku bak. Öyle de Gafs-ı Geylani o harika kasidesinin tazammun ettiği ezvak-ı fevkalade yani yaşadığı fevkalade zevkleri var. Hazreti Şeyh'in sırrı azimi Ehl-i Beyt'in irsiyetiyle yani Ehl-i Beyt'in sırrı onda temerküz etmiş. Mümessili olmuş, varisi olmuş.
Ali Bey şahsın manevisinin makamı noktasında... Ha, Ali Beyti de bir makamı var, oraya bir makamı var, onun iktizası noktasında bazı şeyleri yaşayacak ve söyleyecek. Ha. Ve Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın verasetiyle... Ha, veraseti ona verilmiş, yani Ahmediye'nin, Ahmet yani Risalet vazifesinin penahını yükleyen ve götürenlerden olma hasebiyle... Hakikat-ı Muhammediyesinde. Bunun hakikati bu. Tam hakikat-ı Muhammediye'de. Muhammediyesinde diyor. Muhammediyesinde diyor abi. Kendisindeki evet. Şu. Evet. Yani şu şurada var. Evet. Onu gösteriyorum ya bu. Yani mevcudeki ene değil mi? Evet. Enesini yani. Aa. Bu çünkü bu mevcudeki ene Nur Muhammedi buna gelirse hakikat-ı Muhammediye. Evet. Hakikat-ı Muhammediye İnsan değil, baba değil, koca değil vesaire değil. O çekirdeğin adıdır, benim nurumdur. Ama bu zat taşıdığı için o taşıma noktasında Muhammed denilebilir. Yoksa zuhuratları, beşeriyeti Muhammed değil Ahmet'tir. Çünkü Muhammed insan ismi değil. Nurun adıdır. O benim nurumdan yaratıldı. Nedir o? Nur-u Muhammed'den yaratılmış. Ama çekirdekten ağaç oldu, meyve oldu. Meyvede çekirdek oldu diye şuradaki çekirdek boşalmadı ki, şuradaki Muhammed, meyvedeki çekirdekte de Muhammed. Meyve nedir? Arsefe Ahmet'tir. Çekirdeğin, meyvenin içerisindeki çekirdek nedir? Muhammed'tir. Meyve nedir? Ahmet'tir. Hakikat-ı Ahmediyesinde hakikat-ı Muhammediyesini gördü. Yani bu burada. He? Bir de oraya oku bakayım. Hakikat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın verasetiyle, verasetiyle bu ne ki Allah ikram etti varis olmasıyla hakikat-ı Muhammediyesinde Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu buradakini gördü. Burada gördü bunu. Burada görünce kendisini gördüğü gibi bunu evet fenayı mutlak ile Cenab-ı Hakk'ı Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazhariyet noktasında. Tecelli zat. Peki Allah sıfatlarıyla kainatta vardı. Zatıyla nerede var? İnsanda var. Bu ne diyor bak ne diyor? Yani kafayı yememiş yani. Tecelli esma demiyor. Tecelli esma sıfat demiyor. Tecelli zati. Evet. Bir de oku bakayım. Kendisini gördüğü gibi fenai mutlak ile. Fenai mutlak ile ne olur? Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazhariyet noktasında. Ha bak zatan tecellisine mazhariyet olunca şu aralar 9. sefer teayyum ve teşahhus ediyor Cenab-ı Hak. Evet. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn diyebilen de Allah teayyum ve teşahhus ediyor diyor. Evet. 9. sefer şu aralarda. Noktasında kasidesinde o sözleri söylemiş. Söylemiş. Yani Hasan abi aslında şimdi buradaki en büyük şey, şimdi fenafil olmak değil de, şey fenafillah değil de beka billah. Şimdi oradaki bu şahitliği yaşayan Geylani değil aslında. Yani o suyu damlanın artık okyanus olduğu hal. Evet. Oradaki Geylani'nin ikramı, Geylani'ye olan ikramı beka billah. Geri dönerek onu anlatabilmesi, söyleyebilmesi. İlk önce geri dönememişti, o sözleri orada söyledi. Fena filah demek arkadaşlar buradan bu süreci burayı tamamlamaktır. Bunu Muhyiddin Arabi tamamladı ama gelemedi. Fena filahta yok oldu. Konevi gibi. Muhyiddin Geylani Hazretleri de ilk dönem böyleydi. Sonra beka billahi tamamladı. Dönebildi ama çok zor geldi. Çünkü asıl imamı değildi. Yani çok büyük zattır. Şahsi kemalatı büyüktür. Vazife darlığı yok. Yani asıl imamı değil. Mehdi misaldir der usta misalde. Bunu şey söylüyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri. Peki bu sürecin adı nedir? Şuradan böyle gidiş. Fena fillah. Dönebiliyorsan beka billah oluyorsun. Sonra zor şer geldi. Uçak indi piste. Sonra onlar normal bizim gibi oldu. Bunu İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki fena fillah olmak kolaydır. Beka billaha karşı kolaydır ama beka billah çok zordur. Uçağı kaldırdın, gittin, irtifayı korudun, inebilmek çok zor. Şimdi mesela Konevi gitti, gelemedi. Mesela İdris Aleyhisselam gitti, gelmedi. Gelemedi yani. Peygamberimiz de gitti, cennete girdi, cehennemi de gördü, Miraç'ta, gene geldi. İdris Aleyhisselam bir kokusunu aldı,
Girdi, ya Rab çıkmıyorum dedi. Hani söz vermiştin? Ya Rab sen de söz vermiştin. Cennet her isteğinin, isteğini yerine getirecektin. Ben de cennetteyim, istiyorum, çıkmak istemiyorum. Tamam dedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu Abdülkadir Ceylan Hazreti, bu mevlidin içinde herkesin enesi var ya, ona mazhar olmuş değil mi abi? Evet. Şimdi beraber yürüyelim abi. İsmi Azam'a mazhar olan, mesela Hazreti Ali diyor şu şu isimler. Ve Mehdi Misal diyor öbürlerine. Evet, Ceylan'a Mehdi Misal diyor, Mehdi değil. Evet, Mehdi Misal. Hazır, Deccal çıksaydı Mehdi olacaktı. Evet, Peygamber Efendimiz'den sonra hep Mehdi'ye talebe olmak istemişler. Ya burada ne var da bu talebe olmak istiyorlar? Burada ne var yani? İmam Rabbani anlatıyor son mektup. Mehdi olmak isteyen böyle isteyenler böyle ben avatiyim falan tanınayım siyasi lider gibi değil ha. Niçin istiyorlar biliyor musun Mehdi? Ben Mehdi'yim ya. Ya bir cilvesini. Mehdi ismi azama mazhar olacak orada. İsmi azama değil mi abi? Peygamber evet. Efendimiz'den sonra böyle bir şey evet. Yok. Evet. Yani Peygamber Efendimiz'den sonra var tabi ismi azama mazhar olanlar var. Ama Allah... Ehad, Allahu Ehad şeklinde. Mazar olacak birisi var. Ha, birisi var. Evet. Zaten o pek azdır. Allahu Ehad da mazar evet. Olacak. O ne demek biliyor musun? Adamlar basit zannetme böyle adamları. Mehdi gibi, Mehdi isteği hava atmak var. İşte benim babam senin baban da var. Şöyle de böyle öyle değil yani. Böyle bu zatlara zaten yakışmaz. Böyle. Evet. Peki niye Mehdi istiyor? Ya cennete gideyim. Öyle bir dertleri de yok. Zaten kurtarmışlar yani. İnsiba ve inikas ve nübüvvet nurları oluyor. Evet. Nübüvvet nurları başlıyor. İsmi azama mazhar. İsimler değil. İsmi azama mazhar oluyor. Haşir mesela yazılamadı değil mi abi? Şey olamadı yani böyle. Tam anlamıyla ismi mazhara şey olmadı. Şey mi? İsmi Rahman suresini bir yok. Normal haşir meselesi olsun. Yaz, evet. Yaz, işte bundan dolayı. Çünkü mesela öyle diyor zaten. İbn-i Sina haşir bir nakildir. Akıl bundan yol bulamaz. Çünkü haşir ism-i azamla yapılacağı için ism-i azama mazhar olanlar ancak haşiri ispat edebilir. Şimdi Nur-u Muhammedi abi... Risale-i haşiri ispat etmiş. Yani, evet. Şimdi Nur-u Muhammedi peygamberin nuru değil mi abi? Evet. Tek bakınca o çekirdeği taşıyor. Bir de bu çekirdeğin içinde herkesin tık 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 eneleri yok mu abi? Var. Peki bir de bu enelere, ehadları toplayınca olan zat kim? Nur-u Muhammedi değil. Tek bir de noktaları bir toplayan işte tek olan bir zat o vardı. O gelecek, onu bekliyordu herkes. O, Allah 15. şuada var. O zat diyor, sahabeden de üstün. Radiyallahu anh diyor, fethedi kaçıp gidiyor. Nur-u Muhammedi tam, bir de tek tek o, şeyi toplayan o zat işte, var. Kastettiğin ha. Zat. Şu var ya, şunu kastediyor arkadaşlar. Burada eneler toplanmış. O bu büyük evliya radıyallahu anh. Büyük evliya diyor 15'in şu anda. O ona cem ki o onun gölgesi olmadan sen bu şeyi yapamazsın dersin. Bütün herkes müsaadesi olur. Müsaade etmeden kesinlikle onun müsaadesiyle olur. Mesela misal vereyim. Geldi Bağdat'a büyük bir zat. Bahattin Şah'ın Nakşibendi Hazretleri icraat yapamıyor. İltimas için gittiler. Geylani'yle 100 sene var diyor. Analandısı ki tasigay dedi, Geylani ile Nakşibendi Hazretleri'ne 100 sene var. Gittiler Geylani'ye. Yani ölmüş ama, ölmüşler yok, senin için ölmüş, orası burası. Gitmişler, demişler, bu senin evladı Resulullah'tır, evladı Resul'dur. Yani böyle bir icraat yapıyor, müsaade et de icraat yapsın. Müsaade edince bir anda parlar. Kardeş, müsaade etmese senin nasıl gelirse? O kadar bahanem var ki, derse gelmemek için o kadar şeylere sığınıyoruz ki limanlara. Yorgunum, şimdi değil. Daha gitmiştim, hanım şey yapıyor, bilmem neyim var, dersim var, evladım var. 100.000 tane bir sebep var. Gelemezsin kardeşim, sana müsaade edilmezse. Peki niye liyakat kesmettin? Onun için o büyük, 15. şuada geçen büyük evliya radiyallahu anh tasarrufundasın. O tasarruf olmadan bu tasarrufu yapamazsın çünkü sağ onun. Sağ olun. Hatta bir yolda yürürken iki kişiyseniz aranızda birisini rehber, lider seçin. Yani teşettükten şey yapsın. Öyle bir cemaattiz, böyle bir program yapıyoruz. Her kafadan ses çıkıyor. Burada bir şey olur mu, nizam olur mu? Yani peki yolu söyledim, burayı söyledim. İçsel alem fokur fokur kaynıyor. Burada bir rehberin olmadıkça bu budur, bu da budur, bu böyle koy, bunu böyle yapma, bunu şöyle yap. Demedikçe sen nasıl hakim olacaksın sana? O onun tasarrufu olmadan niye yapıyorsun ki?
Allah böyle bir kula bu. Allah kainat yaptı da bıraktı da oturdu mu? Risale-i Nur Bediüzzaman yazdı. Hadi ne yaparsanız yapın. Şöyle bir şey olur mu? Adam vefat etmiş. Geri onu tasarruf etmeden Bağdat'ta kimse icraat yapamıyor. Ancak iltimas öyle mi geçmiyor? Ondan sonra gitmişler büyük mevlanalar. Veya şunlar bunlar girmiş. Devreye girmiş. İşte kim büyük zatlar girmiş. Ve o da peki demiş. Olmuş. Ondan sonra bir misal söyleyeyim. Referans tekti bu gibi aynen. Evet, ama ona gerek yok. Söyleyin tamam. Abi. Yok, gerek yok. Tamam. Abi, bizde de o iznin adıdır. Ziyata, fazlaki tesirat değil mi? Hızırab onu... Evet, Hızırab onu söylüyor. Şimdi şeyle geldi. İştirak amal ureveden hisseniz şartıdır. Bunun lamıcını yok. Hiç kimse lamıcını yapmasın. Tesbihat yapıyorsan iştirak amal ureveden hissesini alıyorsun. Yapmıyorsan kendisi babını kalmasın. Olsun olsun olsun, boşver. O mazaris esmahtır. İtiraz edenler işlerini yapıyorlar. O da işi yapıyor. Yapsın. Bu kutsi şeylere, o tür şeylere sokma. Okuyorum. Kab-ı Kavsen hakikatini açığa vurma. Ne demek? Açıkta olma. Ruhsal yapımla en hakikatinin açığa ayrışma sürecidir. Nasıl anlarsın? Vurma yeridir manasında mı dediniz acaba? Yani Kab-ı Kavsen hakikatin açığa vurma yeri, açıkta olma makamı manasında mı? Hayır. Değil sen mi? sen ya. Açığa vurma. Ha, yani dikkat et manasında. Yapma. Dikkat et, evet yapma. Aşağıdakilerden sanki. Peki, o zaman devam edeyim de. Açıkta olma, ruhsal yapınla en hakikatinin açığa ayrışma sürecidir. Yani en iyi fark ettiğin anda ruhsal yapında ayrışma süreci yaşayacaksın. Ama bu süreci yaşarken garip garip düşünce ve ister olacak, endişe etme. Yaşarsan görürüz. Cevherlerini yani ruh cevherlerini farkındalığıdır bu makam. Yani ruh cevherini fark edersin. Yani ne demek kuru bir iddia değil, böyle kendini hiçbir zaman da ruhi olarak hissetmezsin. Yani benim ruhum diyen de olduğu için, ruhta değil ya, benim aklım dediği için, akılda olmadığı için öyle bir şey işte. Abi, Allah aşkına, çok güzel anlatıyorsunuz, kabiliyetiniz çok güzel. Mesela Allah'ın bana sizi bir, şöyle bir kabiliyet vermiş olsaydı, mesela balıkla irtibat kurabilseydiniz. Evet, balıkla. Balıkla. Konmuyormuş. Sonra, geldim ya sofraya gel de yapayım seni derim. Yok, denizdeyken. Balıkla irtibat kursaydınız, ona dikkat et ıslatma üstünü iyi anlatabilir miydiniz abi ya? Nasıl anlatacak? Bayağı yetenekli bir şey sana. Ne dedi o kadar? Anladın mı? Ama öyle değil işte. Sen öyle üstü zannediyorsun. Cevherini, ruh cevherini benden bile ayırıyorsun. O ayrılma süreci orada bir tuhaf gırdaplar yaşanıyor. Gelmeler, gitmeler oluyor. Buna şahit olacaksın. Uydurukçasıyla tanıklık olacaksın. Endişe etmeyeceksin. Yani Zübeyir abinin tabiriyle içsel alemde vücutlar, bademler, varlıklar, yokluklar yaşadığın gibi dişsel, diş dünyada, yaşadığın dünyada çok korkunç böyle iniş kırışta böyle değil uçak gibi, helikopter gibi ya peynir keser gibi varlık ve yoklukları yaşayacaksın. Bir anda her şeyin yok olacak, bir anda her şeyin var olacak. Artık böyle bir süreç gibi olmuyormuş onda. Yani süreç derken böyle uçak böyle inmiyor. Helikopter gibi inmiyor. Peynir keser gibi oluyor. Böyle olmuyor. Bu diş dünya süreç olduğu için iç dünyanın dışa vuruşları olduğundan
iç dünyada geçişler böyle dönemleri bitince sıçramalar oluyor. Sıçramalar olunca bölüm bölümdür böyle. Oradan oraya alınca çok şeyi kaybediyorsun. Oraya geçince bu bitiyor zaten. Dış dünyada da bakarsın Bodrum senin, bir saat sonra ne olmuşsa birisinin üzerine geçmiş. Yok, sende yok, tapu senin. Bir bakarsın her şey gömlek senindi. Düşer birden çıktın ki gömleğin çalındı. Yani bir paran çalınır, gömleği bırakırım olmaz, komple gider. Öyle korkunç şeyler yaşanıyor. Yani orada dengeyi tutturabilmek ciddi bir sadakat ve sebat ve tutunduğun şeyin sağlamlığına bağlı. Derdi ki, hasta yatıyor son 15 veya bir hafta. Şimdiye kadar diyor, beraberdik diyor. Laikaları, bak emirden çıktı ve Kastamonu tutmuştu. Böyle tutsaydın sana yeterdi, beraberdik. Şimdi ben gidiyorum. Laikayı böyle tutmayacaksın, durabilmen için. Böyle tutacaksın. Sözleri falan değil, ene mevzuları değil. Laika mektuplarını böyle tutarsan ayakta olursun. Başka ayakta durma şansın olmayacak. Çünkü ağaçları kökten söker rüzgar, fırtına var. Senin dost bildiğin dava arkadaşların bile zındıkların safında bulunabilecek. Belam bin Bahura gibi. Evliya oldu Musa Aleyhisselam yanında ama Firavun'un safında bulundu ve öyle geberdi. Ondan sonra Zübeyir abinin tabiriyle evveluhu mühim de efsatuhu yaşadığın an, ahir ruhu çok önemli. Kimle haşedildin? Nasıl anlarsın? Kime karşı duruyorsun? Dolayısıyla kime dost oluyorsun? İlla methetmek gibi değil. Dostun, düşmanın senin kimle olduğunu belirliyor. Bir daha, dostun ve düşmanın senin kimlerle beraber olduğunu gösteriyor. İlla methetmene gerekmiyor. Bunu da münafık tespit etmekte kullanılır. Öyle anlaşılır. Yani kimle, senin kim olduğunu, kimlerle beraber, kimi sevi, kimi nefret ettiğini belirliyor. Bu iç alem böyle bir süreç yok yani. Ben olan benim ruha doğumudur bu süreç. Ben olan benim ruha doğumudur. Yeni mekan. He? Yeni mekan. Yani ruha doğuyor, yeni bir güneş doğuyor, kendi aleminde. Ruha ben olan ben doğuyor. Ruha doğum oldum ilk önce. Ben olan beni nasıl anlayacaksın? Allah'ın ihsanı, ruha ben olan ben doğuyor. İlk önce böyle doğacaksın. Sonra arşta bu ruh cismaniyete doğacaksın. Biliyorsunuz cismaniyet şuraya kadardı. Bak, buraya bakar mısınız? Ben olan ben, arşta doğunca, buraya doğunca ruh libasının ortaya çıktı. Ben olan ben, lef-i mahfuz denilen aleme doğunca, lef-i mahfuz dima, akıl libası sana giydirildi. Arşa doğunca sen, doğma oluyor, doğma, hissiyatlar, geliyor, duygular geliyor, cismaniyetler giydiriliyor. Burada olduğu zaman, deri atlıyorum, beşeriyet giriyor. Beşeriyet libasına bürünüyorsun. Bunlar hep enenin doğumlarıdır. Doğum sürecinin ifadelenişleridir. Tek bir hakikat var, o da sen, ben olan ben, hiç olduğunu anlama sürecini yaşamaktır. Yani o sahip çıkılanlarından sıyrılacaksın. Ruh, benim ruhum derken ruh bırakacaksın. Benim aklım bırakacaksın. Öyle bir hale geleceksin ki bırakacak bir şeyin kalmayacak artık. O işte, o sensin.
bırakacak bir şey kalmayacak. O zaman beşeriyetini çıkart. O kalmayan anda kabuk kalsın yer. Evet. Efendim Ahmet. Fenai mutlak mı oluyor abi o zaman? Fenai mutlak. Bırakacağı bir şeysi kalmayınca onun adı fenai mutlak. Ama özel bir inayet. Çünkü hiçbir şey kalmamış. Oradan gelemezsin. Ama birisi seni getirmezse. Yani gelemedi Muhittin aradı. Gelmek istemiyor muydu? Kimse ki yok. Neyle gelecekti ki? Bir şey yok ki. Gitti oraya. Ama Geylani de gitti. Fenay Mutlak dedi 149'da. Sonra Allah tekrar itiverdi. Git dedi tekrar. Özel. Bunu İmam-ı Rabbani Hazretleri inayet-i ilahi der. Üstad Hazretleri Kastamonu'nda inayet-i hassa der. Sana has bir inayet. Bu kadar badirelerden Allah seni hep çıkartacaktır. Doğum, doğum. İlk elenin doğumuyla ortaya çıkan ruhtur. Arşta bu ruh cismaniyet olarak doğdu. Alem-i şahadette ise bedene doğdum. Bu bedene doğdum. Kahve yapıyorsun değil mi abi? Çay abi. Güzel yapıyorsun. Çay mı yapıyorsun? Nasıl istersen. Çay var. Çay var mı? Hazır var mı? Var abi be. Yani böyle müzakere bir şeyle dersin o çiği yok. Daha kal. Olur abi. Canım benim. Yalnızca şimdi. Zıdamasın. Kahramanınızdır abimiz. Video kayıtlı abi. Onu seversin. Bir tanesi kaptanım. Yok şimdi irtibat için demiyorum. Hizmeti seviyor ve 15 yaşındaki genç gibi kıpır kıpır benden fazla güneş gördüğü halde. Yaşlı değildir, güneşi fazla görmüş. Peki. Nasıl ki bilgisayar ekranındaki şekil ve nedir o? Nasıl ki bilgisayar ekranındaki şekil ve ses arka tarafta enerji akışıdır. Arka tarafta öyle ne ses var ne şekil var. 00111 veya cep telefonunda da görürsünüz kayıt. Öyle böyle 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 böyle. Enerji akışıdır. Enerji aktarımı burada konuşmadır. Buradaki konuşma enerji aktarımıdır. Yani arka tarafta 100111. Bakın bir şey değil de çok. Hep de bir şey yaparım ama bunu intikal etmiyoruz gibi geliyor. Adam terafi ediyor, ediyor, ediyor. Dev oluyor. Bediüzzaman oluyorsun. İmam-ı Rabbani oluyorsun bana. Değil. Bütün zahiri, bütün ilimleri bitirdin değil mi? Batını da bitirdin. Ve geldiği makam neresi biliyor musun? Hiçliğini bilmek, cahil olduğunu anladın. Neyle anladın? Bu ilimle. Ya cahilliğini anlamak, bu ilme ihtiyaç mı var? Evet. O zaman cahilliğini anlamak nasıl bir şeymiş ya? Ki bu süreç gerekiyor. Bu kadar vücut kazandın, bu kadar ilim vücutları kazandın. Neticesi ne olacaktı? Hiç olduğunu bilmek. Bu alim şahadeti göre ters bir çalışmadır bu. Böyle olmaması lazımdı. Terakki ettin, ettin. Tamam mı? Yükseldin. Nereye vardın? Aslında vardığı şu içlik aynasında varlığı bulmak. Hani bir zat demişti ya, sen nurcu oldun, nurculuk sana ne kattı dedi. Yani onu buluyorsunuz. Nurculuk sana ne kattı dedi. Ben eskide diyor, nurcu olmadan önce denize bakıyordum, denizde ağaçtı, ağaca bakıyordum ağaçta, kuşa bakıyordum kuştu. E nurculuk ne yaptı sana dedi. Baktım ki deniz değilmiş, kuş değilmiş, ağaç değilmiş. Öyle mi ya, Allah Allah. Peki neymiş dedi, sonra ne oldu demiş. Sonra biraz da o visualinin de devam edince baktım, gitti. Baktım ki diyor, kuş kuşmuş, ağaçmış, denizmiş. Başa geldin dedi, ne fark oldu dedi. Hakikaten öyle değil mi? Ne oldu abi? Ben de işte. Ben de işte. Ne fark oldu sizce? Ben de işte. Ben de işte. Ben de işte.
ben değiştim. Yani varlık sürecindeki anlayış, o ben dediklerim, benim ruhum dediklerim, hiçbirisi benim değil. Ben değiştim. Ben olan ben değiştim. Ben kastederken, ben derken bedeni kastediyormuşum yolculuktan önce. Biraz okudum, baktım, aklım, ruhum benim. Baktı ki, hakikaten o da sahip çıkılarmış. Ben değilmişim. Allah Allah. Vallahi bu kot kafa yeni anladı abi onu. Senelerdir söylersiniz bunu. Ben değişti. Ben değişti. Evet. Allah Allah. Ben doğan... değiştim değil, ben değiştim. O doğdun dediklerini... Ben değişmedim. Ben değiştim. Ben değiştim. Şimdi anladım abi ya. Senelerdir bir defa kafam bakıyor. Daha önce buna ben diyor. Ben değişti, akla benim demiştim. Felsefem, insan akılla vardır. Ha, ben değişti. Evet. Ne? Ruha demeye başladım ben. Sonra bir baktım, biraz daha risale okuyunca, ben değişti. Meğer ruh da sahip çıkılanmış, benim ruhum diyenmiş. Ben değişti, ben. Evet. Ben değişmedim. Evet. Ben değişti. Ben değişti. Allah. Korkma. Çünkü çay değişti. Bu geçen arkadaşlarla konuşuyoruz abi mesela. Hazreti Ebubekir'in sıddıkiyeti var ya. Miraç'tan dönmüş sormuşlar. Sen arkadaşın böyle böyle diyor işte. Hani gitmiş Allah'ı görmüş gelmişler. O dediyse doğrudur diyor. Hani zahirde baktığın zaman hani çok sanki sıradan bir cümle gibi, kelime gibi. O zaten sıddıkiyetini oluşturur. Hazreti Ali'ye diyelim, Hazreti Osman'a diyelim, zaten onların ilmiyle ve kendinde olan donanımla ulaşacağı zirvedir zaten. Evet. En son. En son nokta. Peki, bu kadar hep ısırmaktı. Çayda bir serüven oldu, bir değişiklik oldu. Hazır mıyız? Bak, Kabul Kalpsen, onda olduğumuzun, ondan geldiğimizin, şuurunun yük halet-i ruhiyelerinin bitiş anıdır. Demek ki Kabul Kalpsen, Osman, bir yerlere gideceğiz abi, uçak tut da gidelim bile. Kabul Kalpsen, yaşanan bir halette şöyle olur, ondan olduğumuzun, ondan geldiğimizin şuurunun halet-i ruhiyelerinin bitiş anıdır. Fena artık. Ha, o bilginin bittiği an. Evet. O intikalin bittiği an. Bittiği an. Ya, ilimden hisse geçmek... His de değil. His de değil. Halet. Bak, ilim deyince akıldasın, his deyince vicdandasın, kalptesin, halet deyince ruhtasın. Onu da yazayım mı? O an, irfan, o fikir, his, haletin bittiği an bitebilmesi için Kabul Kalpsen'de olmak gerekiyor. O an senin o andaki kaliteli bir Kabul Kalpsen. Ama Kabul Kalpsen'in ekberi başka. Bu bitişten sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyorum ben daha doğrusu. Bu insana şunu veriyor. Bu insana şunu veriyor. Allahu alem. Neymiş? İhlas suresindeki o doğmamış ve doğrulmamıştır. Sonla değil, evvelle kendini ifade edilmiş. İlk önce şöyle demiş Allah. Doğmamış. Doğrulmamış. Eğer doğrulmamış olsaydı sonla ifade ederdi. Başta. Sonla değil, evvelle kendini ifade edilmiş. Ne demek? Ölümsüzdür, ölmez. Ölmeyecek değil. Ölümsüzdür, ölmez. Yani ölümsüz değil. Başı almış mı? Almış. Başı almış. Yani olmuş olacaktı. Başı olmuş. Yani doğmamış denmiş, bak, yani doğmamış denmiş, ölümsüz denmemiş Allah için, bak. Allah nasıldır kum Allah'a et Allah'a sen?
başı yoktur, ölümsüzdür, hayatı sonsuzdur, ölmeyecektir. Yani bir süreci anlatan kelimeler ya, yani ölmeyecektir, zamanı yoktur denmemiş. Yani kendisini ezelidir, ebedidir de denmemiş. Kendisini nasıl tanıtmış? Çok ilginç bu. Ama bunu anlamak burası çok zor. Doğmamış denmiş. Ölümsüz denmemiş. Allah kendisine diyor ki ben doğmamışım, ölümsüzüm dememiş. Ne çıkartıyorsunuz buradan abi? Korkunç bir şey. İnsanın mahiyeti de ebede mazhar olması ile ahirette de nihayetsiz hayata mazhariyeti var, olacak denmemiş. İnsanın mahiyetini evvel tarafını Kabu Kayfseyn'le anlatılmış. Yani sonsuz hayatı olan cennet ve arşı geçirilmiş, ta arş-ı azam ve Kabu Kayfseyn'le ifade edilmiş. İnsanın mahiyeti cennetle ebediyetle değil, ezel tarafını gösteren Kabu Kayfseyn makamıyladır ki, bak çok ilginç, tek tek gene geri döneceğim. İnsanın mahiyeti cennetle, yani ebediyetle değil, ezel tarafını gösteren Kabu Kayfseyn makamıyladır ki, Cebrail Aleyhisselam bile gidememiş. Kabu Kayfseyn'e gidememiş Cebrail. Bu da vahyin yönünü, geliş yönünü, yönüne dönüşü oluyor. Bu da vahyin gelişinin geriye dereyi terse döndürmektir. Kabu Kayfseyn. Vahyi geriye döndürmektir. Vahyin yönünü, geliş yönüne dönüşü. Burada yani makamda kelam yoktur, şahitlik vardır aslına. Beni meydana getiren esma, sıfat ve şunat-ı zatiyelerimle, ikizlerimle, mulaki, birbiri içine geçişlerle olmaktadır bu hal. Kabu Kayfseyn, beni meydana getiren esma, sıfat ve şunatlarımla mulaki olma, yani tek bir hakikat olma sürecinin bütünlüğüdür Kabu Kayfseyn. Bu makamda, yani bir Gevlani 90 senelik bir terakkiden sonra oturduğu yerde Arş-ı Azam'ı müşahede etmiş. Bak bir yere gitmemiş. İşte Kabu Kayfseyn bir yere, Kabu Kayfseyn bir yere gitmek değil, beni meydana getiren esma, sıfat, şuunat-ı zatiyelerinin mulaki, yani tencereye koyduğum, karıştırıyorum, üçünü bir yapma sürecinin anda yaşama halet-i rüyesidir. O kazan Kabu Kayfseyn'dir. Üçünü bir yapma, beni meydana getiren esma koy tencereye, beni meydana getiren sıfat koy tencereye, beni meydana getiren şuunat-ı zatiyeyi karıştır. Bu üçünü bir yere tutan kazan bu Kabu Kayfseyn'dir. Bu üçünü bir yapma anı halet-i rüyesinin arkasındaki nasıl bir isim koyarsan o işte halet-i rüyesi, Kabu Kayfseyn'dir. Yani Geylani otururken aşı müşahede ettiği gibi o Kabu Kayfseyn o sürecin tamamlanmanın atıdır. Sürecin kendisi değil. Bendeki oyla ondaki benim bütünlüğünün andaki halidir. Bunu anlattık bu. Evet, biraz. Ama bunun içini açtık işte. Beni meydana getiren yani esmalar var. Daha hülasa bir ifadeydi. Evet. Beni meydana getiren esmalar yok mu abim? Evet. Koy oraya. Beni meydana getiren sıfatlar var. Koy oraya zatı ve sıfatlar var. Beni meydana getiren donatlar yok mu? At içine. Karıştır. Başka bir şey oldu. Ne o esmadır, ne sıfattır, ne şunattır. Kalma oldu. O bir şeydir. Ha, o
üçünün bir şey yapma, halet-i ruhiyenin arkasındaki sürecin adıdır. Kabu kavsen. Sen o anda kabu kavseni yaşıyorsun. Zaten bir şey katmayacağız mı oraya? O şeye, şey o şuura. Onu fark eden zati tecelli. Bu üçünün şeyini yapan. O zat daha yok. O üçünün... Bunun farkına varan ne? O bunun farkına varan enedir. Ama o üçünü ortadan kalkınca bunun adı fenai mutlak oluyor. Bu mutlak fena. Halet bitince ruh kemale mi eriyor? Evet, Allah'ın soruna şöyle cevap vereyim. Allah kerem sahibidir der 32'nin sözde. Verdiği kemalatı geri almaz. Yaşadığınız aletler var ya, kayboldu zannetmeyin. Hepsi sizin, durdur. Geri almaz. Hiçbir şey kaybolmaz. Hiçbir şey. Abi biz ne, ben biliyorsunuz ne iş yaptım değil mi? Ben mayacıyım abi. Zannediyorum. Evet. Ben mayacıyım abi. Şimdi benim sattığım ürünü hamura attıkları zaman nasıl oluyor biliyor musunuz abi? Şimdi çekirdeği toprağın altına gömüyorsunuz. Oradan çıkan başka bir şey. Büyüdüğü zaman daha başka bir şey oluyor. Serpildiği zaman daha başka bir şey. En son çiçeği, meyvesi, meyvenin içindeki çekirdeği hep başka başka. Aslında olay Hasan abi benim sattığım maya gibi hamura koyuyorsunuz ya. Hamur hep aynı hamur. Aynı hamur büyüyor Hasan abi. Aynı hamur. İçinde o bakteriler çoğalıyor, çoğalıyor, bölünüyor, çoğalıyor, bölünüyor, çoğalıyor. O hamur büyütüyor Hasan abi. Dışarıdan hamur aynı hamur. Ay zannediyor ki aynı hamur. Evet, aynı hamurdur. Zannetmiyor. Ama değildir. Evet. Değil de değildir. Değil de değildir. Mesela çay yoktur. Yoktur da yoktur. Var olması için yok olması lazım. Bak. Doğru. Doğru. Ne aynı birine dair. Peki, devam edelim mi? Evet. Bilmiyorum, siz biliyorsunuz. O zaman şu okuduğumuz gibi. Siz biliyorum ben. Yok yok, tam ince mevzulara bir tamam, devam edelim. Evet, bak şimdi bir daha. Şimdiye kadar şeydi, ısındıydı. Aha, ısınma gibi oldu. Evet, bak şimdi. Ya Rabbi, istifade eder. Allah, İhlas Risalesi'nde, şey suresinde, ben sonsuzum, ben ölmem. Şuraya koyarız. Bir de tabak getirsene, buraya koyabilir. Ben ölümsüzüm, ben ölmem. Benim başım yoktur, sonum da yoktur. Dememiş. Allah. Doğmamıştır, ölmemiştir demiştir. Yani aslında mantıken daha kolaydı. Benim başım yoktur. Ben Allah'ım ki başım yoktur. Sonum da yoktur. Ben ölümsüzüm. Ondan sonra ölümsüzüm gibi şeyleri kullanabilirdi. Bunu Allah kullandı. Orası durabilir mi? Orası şey büyük getir. Dokunmayın. Nasıl durursa durur. Durmazsa durmamış olacak. Yanarsın. Değil mi? Peki meşgul olmayın. Meşgul, herkes işini yapsın. Ne yaparsa yap. Benim işim değil o. Sen yap. Koy, ver, git. Tamam. Limon kattınız değil mi? Tamam. Benim başım yoktur. Zamanım da yoktur, ölümüm de yoktur diyebilirdi. Ben doğmamışım, doğrulmamışım da. Yani doğurmamışım, doğrulmamışım da. Evvelini mi anlatıyor? Evveliyle mi ders veriyor orada? Evveli nazara vererek. Evvelini anlatmak gibi gözükürken... Ahiri anlatıyor. Ha hepsini cem etmiş. Hepsini evvelde cem hepsini cem etmiş. Evet. Tabii. Diyorsunuz. Evet. Tamam evvelde dördünü cem etmiş. Cem etmiş. Evvelde hepsini cem etmiş. Hmm. Mesela ezel diyor kader risalesinde bir şeyin başlangıcı ve sonu yani başlangıcı değildir diyor. Evvel demek mazihal cem istikbali cem eden. Yani bu anlatıma dikkati çekmek istiyorum. Bu sürecin oluşumu Bizde de doğmamışız, doğrulmamışız, doğurmamışız. Sürecin bütünlüğüdür.
Kabı kalpsin. Çünkü mahluk değiliz. Ene. Şimdi doğmamışız biz ene olarak. Yani bir şeyden doğmamışız. Bir şeyde doğurmamışız. Ben bendim zaten. Bak, devam edeyim. Manzara alem dedikleri, Hasan abi, manzara alem mi? Manzara alem. Yok, manzara alem. Manzara alem. Yani öyle bir makamdan bakıyor, ezeli de görüyor, ezeli kapsadığı her şeyi de görüyor gibi. Artık kabuk kalpsin, baştan alıyorum. Ene'den konuştunuz az önce değil mi? O manada doğmadı, doğurmadı. Herkes farklı anlayacak zaten bu işi. Siz hepinizde not defteri var, nasıl anladığınızı yazacaksınız. Çünkü ben böyle desem kayıtlamış olurum, burada zulüm olur size. Yani Cenab-ı Hak İhlas Risalesi'ndeki kullandığı ifadeler aslında Mecnun'daki Ene'deki Kab-ı Kavseyn makamında olan Ene'nin içinde geçerli diyorsunuz diye ben anlıyorum. Ene içinde geçerli bu, yani aynı şeyler. Evet. Ben Allah'ım, ben Ene'yim. Aynı üslubu oraya getir, yani o formülü al buraya uyuyor diyorsunuz. Evet, bak şimdi, ben Allah'ım. Ben Allah'ım. Ha, onu anlamak tabii, içini anlamak zor şimdi, onu nasıl doğrulmamış. Çünkü Kur'an'da Musa Aleyhisselam sormuş. Ya Rab, kullarını soruyorlar. Kimdir Rabbin? Ben Allah diyor. Diyor ki ben Allah. Bu Allah kendisini nasıl tanımlıyor? Şimdi ben olan ben, aşağı onun şekilde, ene. Ben benim. Peki bu zuhurat süreci nasıl başlamış? Ne ile tanımlamış? Bunu kendisini tanımlayarak bu sürecin dışındayım diyor. Tamam. Şimdi bu süreci başlatma şekli Kab-ı Kavseyn'le başladığı için o kendisi ayrı başlatma. Ene'yi de bir zata koyuyoruz. Süreci de bizim yaradığı sürecimizin de Allah'ın şeceri hikati yaratma sürecindeki Kab-ı Kavseyn'e benziyor. Çünkü benziyor değil. Büyük insan değil mi kainat? Yani o Allah Kab-ı Kavseyn'i nasıl başlatmış Arş-ı Azam? Büyük insan değil miydi? Ben onun hulasası değil miyim? Ha, o süreci alemimde anlamlandırdığım anda benim Kab-ı Kavseyn'im belli oluyor. O sürecin Allah varken hiçbir şey yoktu. İlk zuhuratlar, yani ene demiyorum, mecud demiyorum, ilk zuhuratların ilk şeyi nedir o, nasıl başlamışsa, onu fark ettiğin anda Kab-ı Kavseyn'indesin daha, gelmişsin demektir. O süreci yaşama haleti. Yani küçük kainat benim, büyük insan o ya, özdeş yapacağız. Cüz-i hakikatini, külli hakikatini kılap ettirme. Evet. Hakikatını ettirdiğin anda Allah Kab-ı Kavseyn'i yaratmadı ilk. Arş-ı Azam'ı yaratmadı. O ben. O Kab-ı Kavseyn doğurulmadım. Ben yaratılmadım. Zaten vardı. Doğurmadım bir şey. Mecnun'un yapısı da onu iktiza ediyor. Evet. O mahlukte... o büyük büyük insan olan kainatı, büyük olan kainat süreci o benim diyebilme anındır. Kab-ı Kavseyn. Onu çok geldi. O süreci çok geldi. O süreci o halet üreyenin arkası. Arka. İlk yarattı. Benim El Fatiha. Allah'a emanet.